Evet. Şimdi hocalarım e, namazın manevi değeri, manevi kıymeti. Önce isterseniz başlıkla alakalı bilgimiz verelim. Başlıkta el kıymetu camit bir isim. E, çoğuluk kıyemun gelir. El kıymetu el kıyemu. Kıymet değer. El manevi kelimatı. Onun sıfatı. Burası bu da mevsuf olur. <سؤال> نماز المانوي بياري قِيمَةِ الصلاة شعيرة دينية مفروضة على المسلمين كما فرضت على الأمم السابقة وإن اختلفت من أمة إلى أخرى في العدد والكيفية والشروط والهيئات ويدل عليه قول الله تعالى حاكيا عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام استعج بالله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربهم مرضيا والآيات كثيرة في ذلك وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما Arkadaşlar buradaki günün bana çeşidini söyleyin. İrab'daki çeşidini yazın yorumlara. Fe eyyuma raculin min ümmeti adrakethu salatu fe akracahul buhariyyu. Ey fi ey mekanin tahirin tecuzu salatu fihi bi khilafil ümmemiz sabikati fe inna salata indahum la tasihhu illa fi emakinne mahsusatin kel kenaisi. Namazın manevi değeri. As-salatu şa'iratun diniyetun. Namaz dini, dinsel bir semboldur. Dini bir semboldur. Şa'irun arpa. çok farklı bir kelime bakın. Yani camit isimlerde arkadaşlar yuvarlak te kelimeyi çok farklı bir hale çevirir. Şa'irun arpa. Dini bir semboldür. Dine ait bir semboldür. Es salatü mübteda şairatun haber, diniyetün şairanın sıfatı, aynı zamanda diniyetün müennes ismi mensup. Ee, birinci sıfat mafrudatun ise ikinci sıfat. Arkadaşlar şairatun kelimesinin cemisi Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için yazalım. Şairu gelir. Şairu. semboller, alametler. Mefrudatun alel müslimine toplayalım. Namaz e, Müslümanlara farz kılınmış dini bir semboldür. Kema furidat alel ümemis sabiqati. Önceki milletlere farz kılındığı gibi. Farz kılındığı, farz kılınması gibi. Kema Kema'da kime arkadaşlar aklınıza bulunsun. Çoğunluk arkadaşlar devam ediyoruz. Ve in min ummetin ula ila herhangi bir milletten başka bir millete değişse farklılık gösterse bile hangi konularda fil adedi sayıda yani namazların vakit sayısı ve keyfiyeti niteliği ve şurutu şartları ve heyati e ee, belki namazların kılınma şekilleri. El heyetü hem heyet anlamına gelir. Ama Arapçada daha ziyade el heyetü şekil, e, durum anlamında. Namazların sayısı, vakitlerinin sayısı, niteliği, şartları ve kılınma şekillerinde namaz bir milletten başka bir millete farklılık gösterse bile önceki milletlere farz kılındığı gibi Müslümanlara farz kılınmış dini bir semboldür. Ve yedullu aleyhi kavrullahi teala. Buna Allah Teala'nın şu sözü delalet eder, işaret eder. Hakiyen an İsmail aleyhissalatu vesselamu. İsmail aleyhisselamdan e, naklederek. Hakiyen arkadaşlar burada... E, Allah Teala'nın Şuradaki Allah lafzının muzafun ile Allah lafzının hali. Evet. Dolayısıyla Allah lafzı burada zilhal, sahibül hal oldu. Sahibül halde de asıl olan marif olmaktır. Allah lafzı marife. Halde ise asıl olan nekre olmaktır. Hakiyen kelimesi nekra. Ee, başka bir örnek daha, önemli bir şey daha söyleyeyim. Biraz fazla önemli hocalarım. Ee, hal Hali nasbeden amil ile zilhal asla aynı şey olamaz. Hali nasbeden amil burada yedüllü fiili onun amili ama halin sahibi Allah lafzı. Ben de diyorum ki halin sahibi ile hali nasbeden amil asla aynı şey değildir. Temiz'in aksine. Ve kana ye'muru ehlehu bis salati ayet-i kerimeye geldik. <laughs> İsmail aleyhisselam hakkında bize bilgi veriyor ayet kerime. Ve kana ya'muru o İsmail Aleyhisselam emrederdi ehlehu ailesine bis salati namazı ve zekati zekatı emrederdi. Ve kana inda rabbihi mardiyan zarf burada öne geçmiş. Ve kana mardiyan inda rabbihi bir aslı. Ve o Rabbi katında, Rabbinin nezdinde razı olunan, hoşnut olunan kimseydi. Kânen, burada ismi ve İsmail aleyhisselama gider. Ye'mru cümlesi kânenin haberi, ya emuru arkadaşlar emredilen kişiyi meful bih sarih alır ehil kelimesi. Emredilen şey ise yani me'murun bih dediğimiz bunu da b ile alır. salat kelimesi de burada meful bih gayri sarihtir. hareketi açığa çıkmamış e, cer durumunda meful bihtir. İnde e, kelimesinin zarfıdır. Öne geçmiş. Çünkü zarflar öne geçebilir. Zarfı mekandır. Mefulü fi Vel âyâtü ketîratun fî Bu konuda ayetler çoktur. kad câ'e anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aleyhisselatü vesselamdan gelmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar câ'enin burada faili bakın e, cümle içerisinde olmadığı için tırnak içinde olan kısım müfret makamında yani hadis ya da söz anlamındaki bu ifade Efendimizin sözü altı çizili olan kısım. E, gavul ya da el hadis tevilindeki bu ifade caenin failidir. Çünkü failler müsnedül cümle gelemez. Ancak ne olabilir? Bir söz tevilinde, gavul tevilinde olursa gelebilir. Ve cu'ilet, Efendimiz buyuruyor, ve cu'ilet liyal ardu mesciden. Yeryüzü bana mescit yapıldı. Ve tahuran, tahur Hocalarım, e, mübalal ismi faildir, gafurun gibi. et tahiru fi nefsihi, el-mutahhiru li gayrihi diye e, ifade edilir. Yani kendi içinde temiz, başkasını temizleyen su gibi. Kendi içinde temiz, başka şeyi de temizleyen mesela toprak öyledir. Yeryüzü hem temizdir hem de temizleyicidir. Pislikleri bile çürütür, toprağa dönüştürür. Fe ayyuma raculin min ümmeti edrakethu <laughs> salatu ümmetimden namazın kendisine ulaştığı her kim olursa e, fel yusalli hemen kılsın namazını kılsın ümmetimden her kime namaz vakti ulaşırsa o hemen namazını kılıversin Akracahul <laughs> Buhariyu hadis tekniğinde akraca harraca kitabını aldı demek. Buhari bu hadisi kitabına aldı. Ey fi eyi mekanin tahirin tecuzu salatu fihi. Tecuzu cümlesi mekanın ikinci sıfatı, tahir birinci sıfatı arkadaşlar. Namazın caiz olabileceği her temiz bir yerde. Evet. Yani felyu salladan itibaren bu şekilde takdir ederiz demek istiyor müellif. Bi hilafil ümemis sabikati önceki ümmetlerin, milletlerin aksine. Hım. Önceki milletlerin aksine ifadesi yine hadisin devamı. Yani yeryüzü bana mescit kılındı. Önceki milletlerin aksine. Fe inna salata Çünkü onlarda, önceki milletlerde namaz. La tasihhu illa fi emakine mahsusatin kel kenaisi. Kenisetun kenaisu. Kilise. Kiliseler gibi özel mekanlarda ancak geçerli olur, sahih olur ya da caiz olurdu. Caiz olmaktaydı. Peki arkadaşlar bakalım ne yazdınız? Hayırlı akşamlar demiş Canan Hanım. Ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Hatice Hanım müpteda demiş. Şimdi müpteda olması sorun değil Hatice Hanım. Müpteda diyebiliriz. Ancak hani nahven e, bunun görevi ne? Müpteda olduğu doğrudur. Evet, Sultan arkadaşımız Sultan Hanım şartiye demiş. Doğru şart ismi belki tam demek lazım. İsmi mevsul ma demiş. Ma, acaba hangi mayı kastettiniz? Ee, şimdi ha, buradaki mayı kastettiyseniz o yanlış olmuş. Onu ifade edeyim de. O zaman bir tahlil yapalım. Hatice arkadaşımızın söylemiş olduğu ey günün burada müptede olması doğrudur. Ee, şartiye olması olduğunu söylemesi daha önemliydi aslında. Ma burada zayittir. Onu ifade edeyim. Ee, Kur'an-ı Kerim'de iki yerde e, şartiye geliyor birisi eyyem ma ted'u felehul esma'ul husna birisi de eyyemel el eceleynin gadaytu fela udvan aleyye ayetleri bu iki ayet-i kerimede de eyyüden sonra ma var ve buradaki ma zait olarak kabul edilir zait olduğunu da nasıl ispatlarız Bunu da ispatlamak oldukça kolay çünkü racul kelimesini bakın arkadaşlar cer yapmış eyyü raculin der gibi Buradaki ma'nın amele hiçbir etkisi yok. E, Eyyü burada müptenadır, muzaftır, racul kelimesi muzafunu ilehtir. E, dolayısıyla şart e, ismidir Eyyü. Ancak edrakethus salatu cümlesi arkadaşlar önemli bir cümledir. Şart isimleri, şart harfleri mutlaka fiilin başına gelmelidir. Dolayısıyla bakın burada min ümmeti ifadesi var, min ümmeti raculun sıfatı. E, şart ismi burada niye hemen şart isminden fiilden sonra önce geldi de araya fasıla girdi? Burada işte Kur'an-ı Kerim'deki ve in imraatun hafet gibi ve in ahadun minel müşriki nestecarake gibi ayetlere benzer. in imruun heleke gibi ayetlere benzer. Eğer şart isminden, şart harfinden sonra fiil hemen gelmemişse sonra da gelen fiil edrake fiili burada. O şart isminin ya da şart harfinin e, mahzuf olan şart fiilinin tefsiriyesidir. Tefsiridir. Yani eyyuma raculin edraket hussalatu eyyuma raculin edraket hussalatu demesi lazım. Çünkü min ümmetiyi normalde sunu almak lazım. dolayısıyla arkadaşlar edraket hussalatu şartiyenin nin tefsir cümlesidir. Asıl şart fiili yine bu ifadenin benzeri olarak eyyüme raculinden hemen sonra takdir edilir. Eyyü mübteda ise haber neresi? Haber işte edrakethu cümlesi ama hangisi? Mahzuf olan. Edrake cümlesi haber. F şartın cevabında muzari lafzen meczum olmaya müsait olmayınca gelir. Gelmiş. Li yusalli e, cümlesi ise emri gayib olarak irafta mahalli vardır çünkü başında F var. Başında F olan cevap cümleleri mahallen meczumdur. Eğer başında F olmasaydı İraf'ta mahalli olmazdı derdik. Önemli bir kaydedir. <laughs> Emakine mahsusatin, emakin kelimesi mekanın kırık cemisi, e, gayrı gayrimunsarif. giderecek hiçbir illet yok burada. Yani elifleme almamış, muzaf olmamış. Mahsusa kelimesi onun muzafun ehi değil, sıfatı. Bakın burası sıfat, burası ise e, mevsufu. Kenisetün kenaisü dedik. Onu ifade etmiştik zaten. Arkadaşlar ve in telefet atlamışız onu söyleyelim. Her ne kadar toplumdan bir toplumdan başka bir topluma değişse bile. Bu e bile şeklinde bitenlerin başındaki vav haliyedir. Şuradaki vav haliye arkadaşlar. Haliye yazmış olayım. E, buradaki in ise vasliyedir. Yani vasıl harfidir, şart harfi değildir. Şart harfi olmadığı için ne istemez? Cevap istemez hocaları. E, keyfiyet kelimesi sınayı mastar, nitelik. Bakın lik, bitiyorsa sınayı mastardır, mastardır daha doğrusu. E, böylece birinci paragrafımızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Devam edelim bakalım. وفرضت الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج وهذا يدل على عظمتها وقيمتها وهي أول عبادة يحاسب عليها العبد الفيل العبد يحاسب يوم القيامة وصلاح الأعمال مرتبط bi salahiha. Haythu kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme fe in salahat salaha sâiru amelihi ve in fesedet fesede sâiru amelihi ahrecehu tabaraniyyü. Ve furdatı salatu ala nebiyyine aleyhi salatu ve selamu leyletel isra'i vel mi'raci. Namaz, Peygamber Efendimiz aleyhi salatu ve selama İsra ve Miraç gecesinde mefulufi gecesinde farz kılınmıştır. LLT'yi nasip eden amil baştaki fiildir. Naib-i faili as-salatu. Ve hâda işte bu namazın İsra ve Miraç gecesinde Peygamberimize farz kılınması e, hâda kasıt bu. Mükteda yedüllü haber. Yedüllü işaret eder ala azametihâ ve kîmetiha. Namazın büyüklüğüne ve kıymetine. Azamet azumenin mastarı kıymet ise camit bir isim. Ve hiye ibadetin yuhasebu aleyhel abdu yevmel kıyameti. Bu temin gibi çıkmış ama temin değil. Ötre sadece bu. Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ibadettir. Namaz, müpteda, <laughs> sıfat, yuhasebu cümlesi sıfat, ibadetin sıfatı. Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ibadettir. Ve salahul a'mali amellerin iyi olması bu arkadaşlar salaha yasluhu salahan salaha fiilin masları amellerin iyi olması mürtebitun irteba tabe ile kullanılır alakalıdır ilişkilidir bir salahiha namazın iyi ve e, başarılı olmasıyla ilişkilidir haythu galen nebiyyü Zira Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Fe'in salahat eğer namazları salih olursa yani tam olursa salaha sairu amelihi geri kalan sair diğer amelleri de başarılı olur salih olur ve in fesedet eğer namazları fasit olursa fesede sairu amelihi diğer amelleri de onun fasit olur çürük olur ahracehu tabarani tabarani bunu kitabına aldı Evet arkadaşlar burada yuhase bu cümlesi ibadetin sıfatı Sıfat olunca şuradaki hazamiri sıfat cümlesinden mevsufa yani ibadete dönen ne olur? Rabıt olur. Ait olur demeyin sakın. Rabıt olur. Ait sadece sıla cümlesinde bulunur. Bunu çok söylüyorum. Peki bu paragraf başlattı arkadaşlar. Zaten konu namaz olunca hani biz hocaların e, bayağı bir işine geliyor. Kolay halledebildiğimiz bir konu. As-salatu gızaun lirruhî. وكما أنها سبب في دخول العبد جنة الآخرة، فإنها سبب لدخول العبد جنة الدنيا، وهي ما يسميها العلماء بجنة الإيمان، التي يعيشها ويتنعم فيها روحيا وحسيا في الدنيا، وهو داخل الصلاة، لأنها صلة بين العبد وربه وبها تقضى الحاجة وبها يجد العبد حلاوة الإيمان التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم به طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أخرجه مسلمون Evet arkadaşlar sorulara hazır olun. Şuradaki ruhi yen kelimesinin irabını size sormuş olayım. Biraz basit olacak ama bununla idare edin şimdilik. Yorumlara yazın. As-salatu gıza'un ruhi. Namaz ruhun gıdasıdır. Ve kema enneha olduğu gibi yine kaf harficer may, may Nitekim namaz olduğu gibi sebebun fi duhulil abdi cennetel ahireti kulun ahiret cennetine girmesine sebep olduğu gibi fe inneha yine o namaz aynı namaz sebebun li duhulil abdi cennete dünya dünya cennetine dünyadaki cennete de kulun girmesine sebeptir vesiledir. Ve hiye ma yusammihal ulema'u bi cennetil imani. İşte bu da e, alimlerin iman cenneti diye e, isim verdikleri şeydir. Buradaki ma arkadaşlar mevsuliye oldu, mevsuliye olunca isimdir. E, haber makamında hiye müpte'da sıla cümlesi ise kırmızıyla çizdim. Sıla cümlesindeki ait olmak zorunda e, ma e, gayrı akil bir e, kelime olduğu için arkadaşlar bakın şuradaki ha zamiri Maya dönen nedir aittir. Elleti cennetin sıfatı. Elleti ya'işuha ve yetena'amu fiha. Kulun, burada abd kelimesine gidiyor. Kulun hüve, yaşadığı ve yetena'amu fiha ve içerisinde müreffeh olduğu, mutlu olduğu, nimete kavuştuğu iman cenneti diye ülemanın, alimlerin isim verdikleri şeydir. Kul dünyada iken nasıl müreffeh, rahat yaşıyormuş? Ruhiyen, ruhi olarak, yani psikolojik olarak. Ve hissiyen, duygusal olarak. fit dünya, dünyada. Ve huve dâhilun, dâhilus salati. işte i̇şte bu da namaza dahildir. İşte bu cennet dediğimiz bu müreffeh yaşamı ise namaza dahildir. Li'enneha çünkü namaz silatun beynil abdi ve rabbihi. Kul ile Rabbi arasında bir nedir? Bağdır. Silatun kelimesi arkadaşlar vasala fiilinin maslarıdır aslında. Bunlar misali vaviler biliyorsunuz. ikinci i̇kinci baptan, üçüncü baptan ve altıncı baptan yani 236 diye ifade ettiğimiz baplardan gelince bunların vavı malum muzaride, malum emri hazırında düşer bazı şartlara bina, binaen. Bunların mastarlarında da vav düşer. Ve ade vasala sılatün şeklinde kullanılır. Ve biha ve o namazda tuğdal hacatu ihtiyaçlar giderilir. Ve biha yine o namazda yecidül abdu halavetel imani. İman kul imanın tadını, e, tatlılığını, lezzetini bulur, hisseder. Elleti öyle tatlılık ki halavetin sıfatı e, halavet e, marifeye muzaf olduğu için marife elleti ismi mevsul olarak marife sıfat gale anha rasulullahi hazreti peygamberin yani Allah'ın elçisinin hakkında şöyle buyurduğu imanın tadını alır zâgâ ta'mel imani Allah rasulü şöyle buyurdu e, imanın tadını ta'ime yat'amu ta'men ta'men tat. Aynı zamanda taime fiilinin mastarıdır. Tatmak fiilinin mastarıdır. İmanın tadını alır, tadar. Zagaye zugu zevgan. Tatmak, almak. E, tadını almak. Burada e, tam kelimesi mefhulü bih olduğuna göre fail neresi? Fail arkadaşlar şuradaki mevsuliye olan e, men kelimesi mefhulün şey affedersiniz fail olan kelime asıl men ismi mesuldür hocalarım kısaca. Evet. Failimiz bu. İmanın tadını alır, tadar. Men şu kimse ya da kimseler. Bunlar arkadaşa illa müfret manası vermek zorunda değiliz. Bunlar cemi niyetle manası cemi olur. Fakat lafzına itibariyle radiye müfret gelmiştir denebilir. Bunlar da hem müfret hem cemi anlam verilebilir. Cemi anlam verebiliriz. Radiye billahi rabben. Allah'ı Rab e, olarak benimseyen. Allah'tan Rab olarak hoşnut olan kimseler imanın tadını alır. Başka ve bil İslami dinen din olarak İslam'dan hoşnut olan ve bir Muhammed'in Rasulen Rasul olarak da Hazreti Muhammed'den hoşnut olan kimseler imanın tadını alır. Ahracahu Müslimun <Sessizlik> İmam Müslim bunu hadis kitabı olan sahihine aldı. Evet arkadaşlar, işler yazmışsınız okuyayım. Abdüsselam'ın arkadaşımız ismi şart cazim mef'ulun bih demiş. E, mefulü bih Şimdi meful bir olması uygun olmaz arkadaşlar e, Abdüsselam Hocam. Niye? Edraket salatü olduğu için tekrar açalım orayı. Bakın edrake fiili mefulünü almış zaten. Mefulünü alınca e, edrake fiili e, ey, yani yani eyyema okumak lazım meful bir olması için. Eyyumanın hem harekesi ona engel hem de hadi harekeyi eyyema verelim. Edrake fiili mefulun aldığı için eyye onun meful olamaz. Ancak eyyü müpteda devam eden edrake cümlesi onun haberi olabilir. Bunu ifade ederim. Bu güzel bir bilgi bence. Hatice arkadaşımız felius hallenin irabını meczumun bil kesrati mi diyeceğiz demiş. Güzel bir soru. Şimdi fel yusalli arkadaşlar emsileye göre söyleyelim. Liyansur sigası yani emri gayb. Emri gayb olunca baştaki lamın adı lamul emr. Kesra üzere mebni. Li harfi kesra üzere mebni. Ama yusalli fiili illetli bir fiil olduğu için bunun cezm alameti sonundaki illet harfinin hasfidir. Ya da ahirinin hasfidir dememiz lazım. Abdullah selam arkadaşımız hal mi demiş? Doğru. Ruhiyen kelimesi hal olması lazım. Doğru. Sultan Hoca arkadaşımız hal demiş doğru. Abdurrahman Celal arkadaşımız temiz demiş ama temizli seçmeyelim. Neden? Temizler camittir, haller müştaktır. Ruhiyen kelimesi e, müştaktır çünkü ismi mensup. Camit olsaydı temiz derdik. Hatice arkadaşımız temizi melhuz mu demiş. Şimdi arkadaşlar melhuz ve merhuza isterseniz ufak bir değinelim. Evet, şurasıydı. Yetene <laughs> amunun <laughs> arkadaşlar fail olan hüveden ya da e, yaşının yine fail olan hüveden hal olur. Ruhi olarak, hissi olarak demiş ya hal oldu. Dolayısıyla e, temiz eğer e, burada temiz tabii değil de hal. E, kısaca bilgi vereyim yine temizden. Eğer sayı gibi, vezin gibi yani ölçme. E, tartma aletleri gibi basit kelimelerin temizi olursa sayıların temizi işte keylin veznin temizi olursa bunlara biz temizi melfuz diyoruz. Mesela ahde aşra kevkeben Kur'an'daki kerimdeki gibi sayının temizi olduğu için bu melfuzdur. Ama eğer cümlenin yani cümle derken eylemin temyizi olursa cümleyi nitelerse o zaman temyizi melhuz deriz. Yani zihinde var fakat lafızda yok demektir. Ee, mesela hasunel veledu gameten diye bir cümle kuralım. Çocuk boy bakımından iyi oldu. Yani boyu uzun oldu, boyu bakımından iyi oldu dediğiniz zaman gameten orada veledin temizi değil hasunenin hüsün mastarını yani eylemin hasunenin ifade ettiği eylemin temizi olduğu için biz buna temizi merhuz deriz. Onlardan muhavvel olur, gayri muhavvel olur. O konuya şimdilik girmeyelim. Yeri geldiği zaman inşallah hep beraber ona değiniriz. Bakalım başka yorumlar varsa değerlendirelim. Evet, Cüneyt arkadaşımız doğru söylemiş. İsmi mensuptur ruhiyen. O yüzden hal olur. Gayet doğru. Kema enneha mastar edatı gelmiş. Ma mastariye kabul etsek. Evet. Kema mastar edatı gelmiş. Yani may mastar demek istiyorsunuz. Kemadaki may mastarıya kabul ettik. Onda bir sorun yok. Ama eğer kastettiğiniz vehiye ma yusemmideki ma ise bu e, may mevsuli olur. Ya benim bir kaydem var. Eğer maya şey anlamı verebiliyorsanız mevsuliyedir. Bakın hiye o namaz alimlerin, bilginlerin iman cenneti diye isimlendirdikleri dir, şeydir. Bakın şey anlamı verebiliyorum. Burada ma haber mevsuliye. İsimlendirmesidir dersek namaz isimlendirmedir. Bakın gitmiyor. İsnad oluşmuyor bence. Güzel sorularınız. İnşallah yine sorun. Ben de size sorayım. Es-salatu sebebun lin nasr fil harbi ve fil hayati ve'n-nasu fi halati's-silmi. Fe الصَّلَاةَ salate مَعَ الصَّبْرِ sabri fi talebel وَالنَّصْرِ ve قَالَ Kema kâle Allahu Teala ve sta'inu bis sabri ve salah ve inneha le kebiratun illa alel khâşi'in. As salatu fil harbi. Namaz savaşta zaferin yardımın muzafferiyetin zaferinin sebebidir. Ve tevfiki lin ve fil hayati. Hayatta da başarıya ulaştırılmanın tevfik başarıya ulaştırmak. Başarıya ulaştıran daima Allah Teala olduğu için Allah Teala müvaffiktir. Bizler muvaffak oluruz. Hayatta ise başarıya ulaştırılmanın sebebidir. Ve nasu arkadaşlar bunu ben vav haliye yaptım. En nasu mübteda fi haleti kısmı ise onun haberi. İnsanlar barış durumunda iken hayatın da hayatta başarıya yani ulaştırılmanın sebebidir. Fe inna salate zira fe tafsiliye yine tafsil harfi zira namaz zikrat ma'as sabri fi talab isti'aneti ve nasri. Kema allah Allahu Teala. Allah Teala'nın buyurduğu gibi, buyurması gibi yine ma masariye, yardım ve zafer istemede sabırla beraber zikredilmiştir. Evet, estağfirullah ve estaeinu Ey iman edenler, yardım isteyin. İstifal babı talep bildirir, bildiriyor zaten. Yardım isteyin. Biz sabri, sabretmekle ve salati, namazla, namaz kılmakla ve inneha şüphesiz o namaz bakın salata dönüyor. Le kebiratun Arkadaşlar ben bu le'yi sormuş olayım. Buradaki le'nin çeşidi bana söyleyin. Le kebiratun şüphesiz ağırdır, büyüktür. İlla alel haşi'in eee Sadece huşu duyan, huzur duyan kimselere değil, sadece huzur duyan kimselere namaz ağır değildir. Diğer taraftan da namaz huşu ve huzur duyanlar hariç diğer insanlara ağır gelir. Öyle tercüme edelim. Çünkü burada bir illa var. Burada bir istisna yapılmış. Dolayısıyla öncesinde bir nefi olmadığı için bunu misbete çeviremeyiz. Namaz. Ağırdır, büyüktür. Kimlere ağırdır? Alemnas demek istemiş öncesinde. Çünkü al haşi'in onun bir nevi e, taksisi, e, kaydı olduğu için tüm insanlara ağır geldiği anlaşılır. Zikretmeye gerek yok burada. Ve inneha lekebiratun alemnas. E, tüm insanlara namaz ağırdır. İlla alel haşi'in bu Müslüman insanlardan sadece kuşu ve huzur, kalben kuşu ve huzura kavuşmuş olanlar hariç, tüm herkese ağırdır, zordur. Peki <laughs> arkadaşlar, şimdi burada tevfiki söyledik, bu güzel. ve Vennasu hal yaptık, bu da tamam. Silmun barış tamam. Bunları biliriz. Eee Isti istifal babından eee sülasisisi anayeunu avnen. Ana yaunu avnen. Yardım etmek anlamında bir kökün istifal babı talep anlamı içeriyor. Şöyle bir ifade söylemiş olalım arkadaşlar. Vesta'inu bis sabri'deki B ne ifade eder? Yani B harficinin hangi anlamlarını ifade eder? Namazla birlikte efendim yardım isteyin. Ülema demişler ki bu musahabe B'sidir. Yani Ali ile beraber bir yere gittin dediğin zaman Ali ile oradaki ile gibi aynen musahabe namaz ile Namaza sımsıkı sarılarak demişler. Bu defa da e, ilsak anlamı olmuş. Yani kimisi ilsak demiş, kimisi e, efendim e, musahabe demiş, kimisi öncesindeki fiilin delaletiyle istihane manasına gelir demişler. Hepsi başımızın tacı, güzel bilgiler bunlar. <laughs> İnnenin ismi ha namaza dönüyor. Kebiratın onun haberi. Alal haşi'ineyi söyledik. Öncesinde alen nas man olarak bulunduğu için oradan istisna edilmiş diyebiliriz rahatlıkla. Fakat ben sizden lamı istemiştim. Lamın çeşidi nedir? Bakalım arkadaşlar ne yazmışlar. Güzel bilgiler var. Evet, tevfik, Hatice arkadaşımız tevfik ile hizlan zıt anlamlıdır demek istemiş. Doğru. Yine Hatice arkadaşımız tekit demiş. E, neye tekit? Lama tekit dersek biraz lama haksızlık yaparız. Tekit yetmez. Doğru olmakla beraber. Lam tekit arkadaşlar doğrudur ama çok eksiktir. Lam muzahlaga Ahmet arkadaşımız tam 12'den vurmuş. İnne cümlesine gelen lam arkadaşlar müzahlakadır. Yani lamul iptidadır aslı. İptida olup inne geldiği için iki teki de yan yana gelmesin diye sonraya yuvarlanmış. Dehraca zehlaka yuvarlamak. Sonrasına yuvarlanmış lam demektir. Bu da adı artık müzahlaga lamıdır. Evet, müzahlaga demiş Cüneyt arkadaşımız. Keşke veya demeseydin. İptidai olmaz çünkü. Meryem arkadaşımız namaz Allah'tan korkanlara hafif gelir, kolay gelir. Doğru. Müzahlaga doğru. Farika değil. Evet, bu sefer doğru bildim demek istemiş. Müzahlaga doğru. Buradaki sabır bazı tefsirlerde oruç manası var. Evet, bu, bunlar güzel katkılar. O oruç manasını nereden alıyor müfessirler? Madem ki burada iki önemli ibadetten namaz geçmiş. Dolayısıyla buradaki sabır da e, oruç olabilir diyerek yani her şey zıddıyla kaimdir. Ya da benzeriyle eşdeğerdir kaydesi gereği namaz varsa bu da oruçtur demek istemişler. Yani ama bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tefsir Evet Abdurrahman arkadaşımız şeyin yu'lemu bi azdadiha demiş. Gayet güzel bir kaide. Her şey zıttıyla, zıtlarıyla bilinir. Ee, az önce arkadaşlar bende bir sorun oldu. Sanırım şarjıyla alakalı sorun vardı. Hemen taktım. Şu an normale döndü. Evet katkılarınız gayet hoş. Bu şekilde katkı yaparsanız arkadaşlar daha da güzel olur yani monoton olmaktan çıkartır dersi. Peki arkadaşlar biz son paragrafa geçelim. Lekebiratündeki lam hocaların e, müzahlaga lam dememiz lazım. Basitçe söyleyeyim. İnne'den sonra gelen lam, inne cümlesinde gelen lam müzahlagadır. Aslı lamul iptidadır bunun. İnne geldiği için müzahlaga diye isimlendirilir. İnden sonra gelen lam lamu farika öncesindeki inin nafiye olmadığını, muhaffef olduğunu bize bildirir. En neden sonra ise asla ve kat a l gelmez. Böyle bir üçlemeyi arkadaşlar almanız faydalı olur. Devam ediyorum hocalarım ben. Son paragrafımızdayız. Es-salatu <Sessizlik> leha fevaidu ictimaiyetun بل يلتلم عظيمة تهدف إلى جمع الشمل والوحدة والمحبة التي تؤدي إلى ظهور المسلم في ثوب القوة والعزة والمنعة بإخوانه حين يلتقي بهم في الصلوات مع في مواقف حياتية متعددة hayatiyetin müteaddidetin. İkisi de sıfat. Fil yevmi hamsü merratin. Şimdi değerli arkadaşlar bu hamsü diyeceğiz ama normalde böyle demek lazım. Fakat sonrasındaki atık cümlelerinde merrateyn mansup geldiği için buna biz hamse diyelim. Yazan hocamız darılmasın. Yani onun da gönlü olsun diye yapalım. Fil yevmi günde yani yusalli el muslimu hamse merratin. Yusalli el muslimu es salate hamse merratin. Bakın bu şekilde takdir yapalım. Fil yevmi ve fil usbu'i merraten vahideten. Fi cemaatin ekbara. Bakın hepsi kayda dolu. Biraz sonra bunları söyleyeceğiz. Ve fis seneti fi cemaatin yine aynısı ekbara merrateyni ve li ajli ve ghayrihi hadda hadda aleyhel islamu. As-salatu arkadaşlar ben size buradan bir soru yönel yönelteyim. Ee, biraz zor olsun isterseniz şuradaki maviyle çizmiş olayım. Şuradaki hayatiyet kelimesinin ismi mensup olduğunu ben size söyleyeyim. Ancak bu hayatiyet kelimesi ismi mensup yapılırken kurala uygun mudur, şaz mıdır? Yani ya uygundur ya da şazdır demeniz yeterli benim için. Ben devamını açıklayacağım. Ama olur da eğer açıklarsanız, biliyorsanız bu konuyu ondan da memnuniyet duyarım. As-salatu <laughs> namaz. Arkadaşlar namaz burada her zaman olduğu gibi müfteda. Peki haber neresi? Leha <laughs> fevaidi cümlesi haber. Burası ise onun haberi. Dolayısıyla salat birinci müpteda, fevait ikinci müpteda, leha ikinci müptedanın haberi cümle halinde birinci müptedanın haberi olur. Es salatu müpteda. E, e, bunlar kendi arasında müpteda haber. Ama leha fevait cümlesi baştaki birinci müptedanın haberidir. Fevaidu sıfatlar geldi ictimaiyetun azimetun. Namazın birçok sosyal büyük faydaları vardır. Büyük sosyal faydaları vardır. Faidetun fevaidu sıgatu mutercumu. şimdi hocalarım şurası birinci sıfatsa azimetun ikinci sıfat taaddüt var burada. Birden fazla gelmiş. Tehfu cümlesi ise cümle halinde onun üçüncü sıfatı. İla cemşemli şemli eşşem bütünlük, vahdet birlik, bütünlüğün bir ayağa getirilmesine, bütünlüğün ve birliğin toplanmasını hedefleyen büyük sosyal faydaları vardır. Ve muhabbeti ve sevginin de bir araya getirilmesine, getirilmesini hedefleyen bütünlük, birlik ve sevginin bir araya getirilmesini hedefleyen sosyal büyük faydaları vardır. Elleti öyle sevgi ki tuaddi ila zuhuril muslimi fi thawbil kuvveti vel izzeti vel men'ati bi ihwanihi. Kardeşleriyle beraber güç, şeref ve dayanıklılık. Elbisesinde sağlamlılık, dayanıklılık elbisesinde Müslümanın ortaya çıkmasına sebep olan, götüren bütünlük, birlik ve sevginin bir araya getirilmesini hedefleyen sosyal büyük faydaları vardır. Hine burası hocaların mefurifi zarfı zaman yel takicim cümlesine muzaf olmuş. Dolayısıyla bu muzaftır. Yeltaki cümlesi ise muzafun ileyhtir hocalara. Hine yeltaki bihim fi <laughs> salavati. Kişi yani el abdu ve kişi faili. Namazlarda o ihvan dediği ah eh kelimesinin çoğulu zaten bu. Kardeşleriyle beraber buluştuğunda. Fi mevagife hayatiyetin <laughs> müteaddidetin. Birçok hayati ee, yaşamsal e, hayatı diyelim, yaşamsal konumlarda, e, duraklarla, birçok hayati yerlerde, durumlarda, diğer arkadaş kardeşleriyle beraber namazlarda buluştuğu zaman dedik, bağladık. Fil mi hocalarım burayı biz keselim. Yani yusalli, yusalli el müslimu es salate, Müslüman namazı kılar. Fil yevmi günde hamse merratin. Beş defa. Merraten kelimesi, bakın hocalarım şurada merraten geçiyor. Burada merrateyni geçiyor tesniyesi. E, hamse merrat da burada da üç ve üzeri sayıların e, kullanımı var. Merraten, merrateyni, selate merratin, erba'a merratin, hamse merratin. Buralarda mansup olan merraten, merrateyni ve hams kelimeleri mefru mutlaktır. Çünkü sayı bildiriyorlar. O gizli olan yusalli fiilinden mefru mutlaktır. Ve fil haftada ise merraten vahideten bir defa kılar. Müslüman namazını bir defa kılar. Fi cemaatin ekbera en büyük cemaat halinde. Yani neyi kastediyor? Cuma namazını. Ve fi seneti yılda ise fi cemaatin ekbara yine büyük çok büyük bir topluluk içerisinde namazını kılar. Merrateyni yılda iki defa bayram namazlarını kılar. <Sessizlik> ve li hadel azimi bu büyük hedefi gerçekleştirmek için ya da bu büyük hedef için uğruna ve gayrihi bu büyük hedef ya da benzeri şeyler için hadda e, aleyhel islamu İslam namaza teşvik etmiştir. Hadda ala, harraza ala, raghaba fi, ala bunlar teşvik etmek <Sessizlik> fiilleri. El-men'atu dayanıklılık el izzet şeref onur el bütünlük vahdet birlik muhabbet zaten sevgi bilirsiniz mevgifun mevagifu durak konum hal e, yer mevagif kelimesi sigat müntercumu dedik arkadaşlar hayatiyet onun birinci sıfatı müteaddide kelimesi ise mevagifin ikinci sıfatı şimdi bakıyorum yorumlara Acaba hayatiyetle alakalı ki bu zor bir soruydu. Bakalım ne demişsiniz? Evet. Nahi kitaplarından seviye seviyeli bir şekilde yani seviye dikkate alarak bir nahi dersi yapar mısınız demiş. İnşallah amin diyelim. İleride yapılabilecek bir şey bu. Neler okumak gerekir dediğiniz zaman eğer seviyeniz hani bu metinle göre biraz ağır geliyorsa bu metinler size Ennehul Vadih ile Arapçadan, Türkçeden de rahmetli Mustafa Meral Çörtü Hoca'nın Nahi kitabını tavsiye ederim. Sultan Hanım hal demiş olmaz. Mefhul mutlak demiş olmaz. Şazdır demiş doğru. Evet şaz doğru. Doğrusu ne? Hayav, hayaviye. Hayavi Gayet doğru. Önce çok hata yapmışsın, sonradan düzeltmişsin. Cüneyt Hoca arkadaşımız doğru şekli hay hayaviyetün demiş. Doğru. tenis salamet düşmesi lazım. Cüneyt arkadaşımız da gayet doğru söylemiş. Hatice arkadaşımız cema'a kübra dememiş. Doğru, bunu bir işleyelim, ele alalım. Çünkü fiyelletün şeklinde gelen e, kelimeden sonraki kapalı T yokmuş gibi ismi mensup yapılırlar. Hayatün. Mastar cale demiş Atroman arkadaşımız yok. Mastar cale değil burada ismi mensubun müennesi. Arkadaşlar şöyle e, hocalarımız e, yani zor bir soruydu ama demek ki öğrenmişler. Hocalarımız biliyorlar. Bakın hayat kelimesinde istisna bir durum çünkü. Hayat kelimesi Hayye Yahya fiilinin mastarıdır. Hayye Yahya. Bu fiilin mastarı. E, mastar e, şu sondaki e, ikinci ye elife dönmüş birinci ye duruyor yuvarlak te ise zaten zahit e, faaletun ya da faaletun vezinde deriz sorun değil ama sorun şu bunun ismi mensubunda yuvarlak tenin atılması sondaki ikinci ye'den mukalip olan elifin de vava çevrilmesi lazım sonra şeddeliye ekleyeceğiz o yüzden hayatun kelimesinin ismi mensubu gün gelir. gün müennes olacağı için burada çünkü mevakif e, çoğul kelime müennes. Fi mevakife hayaviyetin müteaddidetin. Tekrar söylüyorum. Fi mevakife hayaviyetin e, müteaddidetin doğrusudur. Bu şaz bir kullanımdır. E, hayat kelimesinden hayati gün şazdır. Necatun kelimesinden Necatiyun şazdır arkadaşlar. Bu kelimeler şaz. Yani yanlış kullanılmış. Ee, yanlış kullansa da sonuçta Araplar o şekilde karar vermişler. Ee, atom hocam niye biz buna cali mastar, sınayi mastar demiyoruz? Çünkü cali mastar, sınayi mastarlar asla sıfat olmazlar. Bakın burada sıfat gelmiş. Mevagifin sıfatı. Ve aynı zamanda onlar lık lık şeklinde bir mastar anlamı ifade etmeleri gerekir. Peki. Böylece hocalarım namazla alakalı önemli bir ders yaptık. Namazın kendisi eee huşu duyan kimselere hafif gelir demek istiyor ayet-i kerime. Allah bizleri bu tür insanlardan, bu tür müminlerden eylesin diye dua ederek bugünkü dersimizi kapatıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yarın yine inşallah saat 7'de dersimiz var. Hepinizi dersime bekliyorum. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar.